Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün minik prenseslerimiz için güzel bir yazlık bluz çalışması yaptım. Ben bluz olarak değerlendirmek istedim. Dilerseniz aynı çalışma yelek olarak da kullanabilirsiniz. Her yaş için uygulayabiliriz. Bizlere de e, olabilecek bir model. Aşağıdan başladığımız zaman gövde ölçümüzü göre ayarladıktan sonra tam olarak örüyoruz. Gövdemizin her iki yönünü hem arkamızı hem önümüzü bütün halinde ördükten sonra omuzumuzdan sonra arkamızı ve buradaki Kollarımızı da birer birer ördükten sonra bluzumuz tamamlanmış oluyor. Evet, şimdi bluzumuzun ölçüsüne bakalım. Genişliğine bakıyorum, 23 santim genişliği. Uzunluğuna bakalım, 27 buçuk santim. Bluzumuzun büyük bir de arkasını görelim. Bakınız, bluzumuzun arkası da bu şekilde çok hoş, gayet güzel. Evet, dilediğiniz yaş grupları için çok rahatlıkla örebilirsiniz. Hem çok kolay hem de çok şık bluzumuzu hemen kolay gelsin diyerek örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Bluzumuzu örmek için ana renk olarak Nakonon Lux Minoş Baby'sinin siyahını kullanıyorum ve içinde de bu görmüş olduğumuz renkli iplerimizi sırasıyla örerek kullanıyoruz. İpimizi tanıyalım. %35 poliamit, %65 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 217 100 gram ve 340 metreden oluşmakta. Bu iplerimizi örmek için 3 numaralı tığımızı kullanıyoruz. 100 tane zincirimizi siyah ipimizle örmeye başlayalım ve bluzumuzun ilk sırasını bu şekilde başlatalım. Zincirimizi çekmeye başlıyorum. İlk önce bir tane düğümümüzü atıyoruz. Bunu zincirimizden saymıyoruz ve başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Zincirimizi lütfen çok sımsıkı çekmeyelim. Sımsıkı çektiğimiz zaman şu şekilde içine tekrar gireceğimiz için bakınız rahat girmemiz gerekiyor. Rahat girebileceğimiz genişlikte zincirlerimiz olsun ve toplam 100 tane olunca görüşelim. 100 tane zincirimizi çektim. Zincirimizin en son çektiğim kısmı burada. Diğer kısmı ise diğer elimizin olduğu yerde Hemen e, ölçmeye başlayalım. Şöyle tutuyorum ve üzerine, şöyle yanından hiçbir şekilde bakınız müdahale etmeden sadece tutuyorum ve ölçümü görüyorum. 42 santim zincirimizin uzunluğu. Şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Son zincirimi tığımı takıyorum. Ve iki tane geri sayıyorum bir ve iki. İki zincirimi geriye çekildim bakınız, geri saydım ve üzerine iki tane daha zincir ilave ediyorum. Burada zincirimizde herhangi bir şekilde kayıp olmayacak bu iki tane zincir ilavemizle. Tığımın başını doluyorum ve ikinci geri çekildiğim yere tığımı batıyorum ve trabzanımı örüyorum. İki tane trabzanım oluşuyor. Bakın zincir sayımızdan herhangi bir kaybımız oluşmuyor ve birer birer her zincirimize batarak örmeye devam ediyoruz. İkili trabzan şekliyle örüyoruz. Tığımızın başını doluyoruz. Sıraya giriyorum. Tığımın başı çıktıktan sonra bakınız başını doladığımla birlikte alıyorum. Sonra ördüğüm ilmekle birlikte ikisini çekiyorum. İkişer ikişer bakınız çekiyoruz. Bir ve iki. Tekrar bir iki. Bütün zincirimizi aynı şekilde örerek tamamlayalım. Trabzanlarımızı örerek tamamladım. İkili trabzan şekliyle ördüm. Şimdi mavi rengimle modelimi uygulamak istiyorum. Bir sıra siyahımızı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi koparmak istiyorum. Mavimle devam edeceğim. Evet düz yönden tekrar örmeye başlayalım. 1 tane zincirimi çektim tığıma ve bakınız ilk trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve başlıyorum 1 bunu saymıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum 3 zincirimi çektikten sonra tığımı başını doluyorum 1 2 3. trabzanın üzerine gelerek batıyorum bir defa başını doluyorum 3 defa da çekiyorum bakın siyahtaki gibi e, ikili trabzan değil burada 3 defa da başını çekeceğiz ama öncesinde bakınız bir bakın bir aldım 2 Üçüncüyü almadan tığımda bekletiyorum tekrar aynı yere bir defa başını dolayarak girdim 1 2 2 tane iki defa ördüğümüz trabzanımız var üçüncüyü de birlikte çekiyoruz bir ve iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını bir defa doluyorum ve araya giriyorum bir iki tığımda bekletiyorum üçüncü kez çekmiyorum bir defa başını doluyorum aynı yere gelerek batıyorum bir iki ve üçüncüyü her iki trabzanımı da aynı anda alarak örüyorum ve şu şekilde bakınız. iki tane trabzanımız, iki zincirimiz, iki trabzanımızı örmüş olduk. Şimdi tığımın başını doluyorum ve yeniden saymaya başlıyorum. Bakınız burası başlangıç olduğu için üçüncü trabzanımızın üzerine batmıştık. Buradan sonrasındaki trabzanımızda ise 3 tane atlayıp dördüncüye batıyoruz. 1 2 3 ve dördüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1 2 defa örüyorum. 3. örmeden tığımda bekletiyorum. Tekrar bir defa tığımın başında doluyorum Aynı yere giriyorum. 1 2 ve 3.'yü birlikte çekerek kapatıyorum. Arasına 2 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere bir defa başını doluyorum. 1 2 üçüncüyü çekmeden tığımda bekletiyorum üçüncüyü çekmek için ikinci trabzanımı da örmeye başlıyorum 1, 2 ve iki defa tamamladım üçüncüyü ise her iki trabzanımı aynı anda alıyorum bu üçüncü ilmek örgümüzü devam ettiren ilmeğimiz çekiyorum ve kapatıyorum araya zincir çekmiyorum sadece zincir kendi trabzanlarımızın arasındaki grubumuzda var Tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanımın olduğu yere geliyorum. Ve batıyorum. 1, 2, bekletiyorum. 3. çekmiyorum. Tekrar 1, 2, 3. çekmiyorum. Kapatıyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere giriyorum. 1, 2 çekmeden kalıyorum tekrar 1 2 3. aynı anda çekiyorum ve bu şekilde sıramızın başına kadar ilerliyoruz sıramızın sonuna kadar modelimizi örerek geldik bakınız şöyle hafif toparlanır gibi gibi ise bakınız çok değil hiç problem değil modelimiz oturdukça alt sırada yerleşecektir hiç problem yapmayın Evet şimdi en son çiftli grubumu ördükten sonra tığımın başını doluyorum. 1-2 atlıyorum ve en sondaki trabzanımın tepesine geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum ve bir zincirimi çektikten sonra ipimin rengini değiştirmek için yeniden kesiyorum ve sıkıştırıyorum. Şu şekilde. Bakınız burada da zincirimizle başlamıştık. Yine Aradaki modellerimizi uyguladık ve bir tane trabzanımız da tamamladık. Şimdi ikinci rengime geçmek istiyorum. İkinci rengim olarak e, bu rengimi kullanmak istiyorum. Araya siyahları da ekleyerek çok güzel e, bir renk sıralaması çıkarabiliriz. Tabi e, dilerseniz açık renklerle de örebilirsiniz. Tamamen zevkinize göre kombinimizi ayarlayalım. Evet bir tane düğüm attıktan sonra 3 zincir çekerek başladığım yerin 3. zincirinin tepesine gelerek batıyorum. Bir tane battıktan sonra 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Bu kez bakınız alt sırada 4'er trabzan yani 4. trabzanın üzerine batmıştık. 3 tane atlayıp 4'e batmıştık. Burada ise 2 tane zincir çektiğimiz yere hemen geliyoruz ve başlıyoruz. 1, 2 bekletiyoruz. Tekrar 1, 2, 3. 3 hep birlikte çekiyoruz. Araya iki tane zincirimizi çektikten sonra yine aynı yere bir, iki tığımda bekletiyorum trabzanımı. Bir, iki, iki tane trabzanımı ulaştıktan sonra bakınız bu yürüyen ilmeğimizde yani örgümüzü tamamen götüren ilmeğimizde çekip kapatıyoruz. Yine bir ilmek olarak düşürüyoruz. Araya zincir çekmeden tekrar 2 tane zincirimizin içerisine geliyorum. 1 2 3.'ncüyü bekletiyorum. Yine 1 2 3.'ncüyü bekletiyorum. Çekiyorum ve araya 2 tane zincirim örüyorum. Ve yine aynı yere 1 2 ve kapatıyorum. Bakınız ikinci grubumuzu da bu şekilde ördük. 3. grubumuz için araya zincir çekmeden Yine ikinci iki tane zincirimin içerisine giriyorum. Bir ördüm, ikinciyi ördüm, üçüncüyü tutuyorum. Bir, iki, üçüncüyü örmüyorum, çekiyorum. Araya iki tane zincirimi çektikten sonra bir ve iki tekrar bir ve iki çekiyorum ve bu şekilde modelimizi dilediğimiz renk sıralamasıyla örmeye devam edelim sırası ile modelimizi rengarenk uygulamaya devam ediyoruz. Bir uçtan başlıyorum, diğer uçta ipimi koparıyorum. Yeniden istediğim sıra üzerine modelimi şu şekilde uygulayarak dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz ve sürekli renklerimizi değiştirelim. Evet, bluzumuzun tüm gövdeyi hep birlikte ördüm bakınız. Önümüz olacak bölümler, sırtımız ve tekrar diğer önümüzü santim olarak öreceğim yaş grubu için yeterli. Şimdi bölümlerini ayıralım. Burada bir uçtan bir uca şöyle sayacak olduğumuzda tam 24 tane örgü grubumuz var. Her birini şu şekilde saydığımız zaman. Evet şöyle çevirelim ve bölümlerimize ayıralım. Bakın ben ayırdım. 5 tane önümüzün bir tanesini ayırdım ve ayıracımı koydum. Bakın 2 tane ayırdıktan sonra 2 tane bölümümüzün model sıralamamızın sağında ve solunda birer ayracımız var. Burada da aynı şekilde iki tane modelimizin sağında ve solunda tabii bu kısımda beş tane model grubumuz var. Şöyle baktığımızda bir, iki, üç, dört, beş ayracımı taktım. Altıyla ile yediden sonra bir tane daha ayraç taktım. Burası kol altı için olacak. Tam yan olan bölüm yani arkaya geçmeden olan ki bölümümüz. Burada 5 tane olduğunu söylemiştim. Yine aynı şekilde burada 5 tane model grubumuz var. 2 tane de modelimizin tam kol altı için ayırdığımız bölümümüz var. Arkamız için ise sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane de arkamız için olan bölümümüz var. Şöyle bıraktığımız zaman bakınız modelimizi şöyle şu kısma gelecek yeri buraya. Buraya önümüz için e, ölmeye örmeye devam edeceğimiz burasının açık kalması önemli değil. Şimdi arkamızdan örmeye devam edelim. Ayracımızı koyduğumuz yerden kırmızıdan yeşile kadar birkaç sıra daha örelim. Arkayı biraz yüksek istiyorum. O yüzden birkaç sıra daha arkayı örmeye devam edelim. Kırmızıdan yeşile kadar kol altı için ayırdığımız bölümlerimizi örmüyoruz. Hemen örmeye başlıyorum kırmızımın olduğu yere giriyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektikten sonra hemen grubumun içerisine giriyorum. 3 defa da örmek için ikisini alıyorum, üçüncüyü birlikte alıyorum. 1 bir ve 2 tane zincirimi tekrar çektikten sonra aynı yere 1 2 bekletiyorum. 1 2 bekletiyorum ve çekiyorum. Araya zincir çekmeden başını doladığım tığımı 1 2 bekletiyorum tekrar başını doluyorum 1 2 ve aynı anda alıyorum araya iki tane zincirimi çekiyorum 1 2 1 2 çekiyorum ve yeşilimin olduğu yere kadar bu şekilde örüyorum yeşil ayracımın yanına kadar örerek geldim ve bir defa başını doluyorum araya giriyorum iki modelimizin arasına 3 defa da alıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi değiştirmek için kesiyorum. Diğer rengime geçiyorum. Hep aynı yönden örüyoruz. Başlangıç yerimiz hep aynı örgümüzün düz durmasını istediğimiz için bakınız hep sağdan başlayıp sola doğru ilerliyoruz. Şimdi buradaki görmüş olduğumuz e, siyahımızın üzerine aynı sayıda birkaç sıra daha örelim. Evet, arkamızı örmeye başlamıştık. Şöyle bakalım. Siyahımızla başlayarak devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıra ördüm. 6 sıramızı ördükten sonra bu arada 2 tane ayırmıştık. 1 tane geriye çekildim. Kenardan yine 2 tane boşluk bıraktık. Yani bu aramızda 3 tane boşluk kaldı. Kol için mesafemiz. Aynı şekilde burası da bakınız şöyle önlerden 2 tane grubumuzdan bakın şöyle devam ettik. Boşluğumuzu ayırdık. Ve sırası olarak baktığımız zaman sıralamada aynı renkleri kollarımıza uyguladık fakat önümüzdekini iki sıra daha fazla ördük önden arkaya doğru geçişimizi yapmak istiyoruz şimdi önümüze başlarken de yine aynı şekilde tam aradan zincirimizi çekerek başladık ve grubumuzun içerisine girerek iki defa birlikte aldık Üçüncü de hep birlikte çektik bakınız araya iki tane zincirimizi yani modelimizi aynı şekliyle uyguladık ve bir tane zincirle bitirdik kenarımızın düz olması ve dönüşümüz için şöyle açık renklerde daha belli olacak. Bakınız zincirimizle başlıyoruz ortaya modelimizi uyguluyoruz tekrar modelimizi araya çek, zincir çekmeden uygulayıp tekrar şu kenardaki bölümümüzü trabzanla tamamlıyoruz. Evet bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tabi öreceğiniz yaş grubunun e, omuz ölçüsüne yani gövde uzunluğuna göre bu kısımı birazcık daha artırabiliriz. Evet şimdi şöyle ayarlamamızı yaptıktan sonra omuzlarımızı birbirine dikelim ve bütün kenarımızı tığlamaya başlayalım. Şöyle gördüğümüz zaman bakın iki sıra fazla önden arkaya doğru geçiş yapacağız ve bu kısımları Şimdi dikeceğiz. Beraber dikelim ve kenarlarına tığlamaya başlayalım. Herhangi bir renkli içinde kullandığımız e, renkimizde tığlayabilirsiniz. Ama ben siyahımla kenarına dolaşmak istiyorum. Alt lastiği siyahla başlamıştık. Siyah belirleyici bir şekilde etrafını dolanıp tamamlayalım. Şimdi omuzlarımızı dikerek örmeye başlayalım. Omuzumuzun birini diktim. Bakınız önden arkaya doğru dönderdim. Diğer omzumu da aynı şekilde dikiyorum. İki tane modelimizi ayırmıştık. Bakınız, şu şekilde. Yine iki modelimize tam denk gelecek şekilde kenarımızdan ayarlamamızı yapıyorum. İster ters yönden, ister düz yönden. Hangisi kolayınıza gelirse, bu şekilde dikmeye başlayalım. çok fazla görülmeyecek şekilde dikişlerimizi yapalım. Düz yönden dikiyorum. Evet bu şekilde tamamlayalım dikme işlemimizi tamamladıktan sonra hemen önümüzden çevremizi dolanmaya başlayalım bluzumuzu tığımın başına bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve alt noktadan başlıyorum birinci trabzanımızı başlatmış olduğum yerin en dibinden giriyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum İpi de dilerseniz şöyle yandan götürebilirsiniz altında gizleyerek hemen trabzanımı bir tane ikili tırabzanımı örüyorum. Maviye geçiyorum. 1 ve aynı yere bir daha batıyorum. 2. Diğer rengime geçiyorum. Her rengime iki defa giriyorum ve ikişerli tırabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Iki. İkinciyi batıyorum. 2. 1 2. 1 ve 2 iki. ikişer ikişer batarak yukarıya doğru ilerliyorum her bir rengimize ikişer tane trabzanımızı örelim çok kolay renklerimizde her sırada farklı kullandığımız için bize kolaylık sağlamakta eğer çok ara açık kalıyor toparlanacak gibi olursa bir tane daha arada trabzanımız ilave edebiliriz. Yani üç tane de trabzanımızı örebilirsiniz tamamen elimizin ayarına göre kararımızı verelim. Gerekiyorsa ki üç tane çekmekten geri durmayalım. Evet şimdi örmeye devam ediyorum ipimin karıştığı kısmı hemen açıyorum en uçtaki yere de iki tane trabzanımı örüyorum kenar olduğu için burası tepe noktamada geliyorum bir tane batıyorum bir iki iki tane zincirimi çektikten sonra arkasını çeviriyorum tığımın başını doluyorum bütün trabzanlarımın üzerine birer defa örüyorum bakın bir tane başını doladım trabzanımın üzerine gelerek batıyorum tek seferde çekiyorum her trabzanımın üzerine başını doladığım tığımı bir defa örerek aşağı kısma kadar ilerliyorum ve burası düğme dikeceğimiz yönümüz sol taraf sağ tarafta iliklerimizi de açacağız aşağıya kadar bu şekilde örelim Evet bu yönümüzde bluzumuzun ilik çalışması yapacağız. İliklerimizi kaç tane düğme kullanmak istiyorsak bluzumuzda ona göre ayarlayalım. Çok düğme kullanmak isteyen arkadaşlarım daha sık iliklerini açsınlar. Yoksa standart bir şekilde iliğimizi açmaya başlayacağız. İlk ilik yerimizi bakın şöyle mavimizden sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. sıramızda bir tane daha çalışalım. Tekrar burayı 1 diye sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 tane düğme ile bu düğümümüzü ayarlamış oluyoruz. Bir en sondaki yerimiz buradaki yeşilimizin olduğu ve mavimizin olduğu yer olarak 3 tane ileğimi ayarlamak istiyorum. Evet şimdi örmeye başlayalım. Trabzanımızdan hemen trabzanımızı örmek için ilk başlangıcı 3 defa örelim ve direkt trabzanımın kendi içine girelim araya giriyorum 2 i̇ki tane ikili trabzanım örüyorum 1 ve 2 bir sonraki rengime geçiyorum 1 ve 2 diğer rengime geçiyorum 1 2 iki. ikişer ikişer örüyorum. Burada ilik açmıyoruz. İliği ikinci sıramızda açıyoruz. Burada sadece ikişer ikişer örerek aşağıya doğru ilerliyoruz. En alt noktaya kadar geldim. Başlangıç noktamızı iki trabzanımı ördükten sonra bitişin dibine de batıyorum. Bu şekilde bitişlerimiz ve başlangıçlarımız düzlenmiş oluyor. İki tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Alttaki trabzanımın üzerine örüyorum bir defa da çekiyorum trabzanlarımı bakınız örüyorum sadece başını dolayarak çekiyorum karşısına ben küçük düğme diktim sizler ne kadar büyüklükte düğme dikerseniz ona göre zincir sayımızı ayarlayalım ve iliğimizi yapalım benim buradaki düğmemi karşılayacak zincir sayısı 1 çünkü açılacağı için yeterli bir tane başını doluyorum bir trabzan atlıyorum yandaki trabzanın olduğu yere geliyorum bakınız çok rahatlıkla düğmemi karşılayacak kapasitede Evet tığımın başını dolayarak birer birer yukarıya doğru çıkıyorum ve diğer düğmemin karşılığına denk gelecek yerde ileğimi ayarlıyorum ve bu şekilde yukarıya kadar ilerleyelim Gişe sıramda iliğimi çalışacağım. Bir tane zincir çekip alttan bir trabzanımızı atlıyorum. Şurada bakınız. Düğmemi tam ortalı bir şekilde diktim. Başını doluyorum, batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra bir tane trabzanım atlıyorum. Diğer trabzanımı Atıyorum ve ilik yerim bu şekilde hazırlanmış oluyor. Üzerine tabii bir sıra sık iğne de öreceğiz. Şimdi yukarıya doğru ilerliyorum. son iliğimi çalışacağım yere geldim bir tane zincirimi çekiyorum bir trabzanımı atladıktan sonra batıyorum ve en son trabzanımı tepesine batıyorum ve şu şekilde örüyorum hemen bir zincirle geri dönüşümü yapıyorum dibine batıyorum ve buradaki iliğim için çektiğim bir tane zincirin içine bir tane sık iğnemi örüyorum Diğer trabzanlarımın her birinin tepesine de birer tane sık iğnemizi örelim. İleğimize zaten bir tane zincir çekmiştik. Bir tane de sık iğnemizi örelim. Derlenip toparlansın. Bakınız bir tane diğerini geçiyorum. Sık iğnemi yaparak ilikli çalışmış olduğumuz yan kısmı tamamlıyorum ilik çalışmamızı yaptıktan sonra hemen düğmelerimi de taktım bakınız şimdi yakasının kenarlarından siyahımızla dolaşmaya başlayalım tığıma bir tane zincir çekerek düğümümü attım ve bakın siyah olan yere ilikle düğme çalıştığım yere değil hemen yanına gelerek batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum bir zincirimi çektim tığımın başını doluyorum bir tane batıyorum Hemen yanındaki trabzanımın arasına bir tane batıyorum ve çekiyorum. Araya iki zincir çektiğim yere bir, her ikisini aynı anda aldığım yere bir, araya bir, birer birer başını dolayarak örüyorum. Yan tarafa geçiyorum. Yan tarafa ikişer defa batıyorum aynı yere. Bakınız her rengimize iki defa başını dolayıp çekiyorum mavimi geçiyorum. 1 ve 2. Diğer rengime 1 ve 2. Eğer gerekli görürseniz 3 tane de çekebilirsiniz. Diğer başlangıç noktama kadar ikişer defa bakınız şu kısımlar ikişer defa buralara da birer birer batarak tamamlıyorum. Evet yaka çevremizi bir defa tığımızın başını dolayarak çektik ve tamamladık. Şimdi kolumun bir tanesini ben daha önceden örmüştüm. İkili trabzan şekliyle ördüm ve her rengimizin olduğu bölüm için iki tane trabzanımı ördüm. Şimdi bu yöndeki kolumuz için aynı şekilde örmeye başlayalım. Siyah ipimi yine alıyorum. Tam kol altının olduğu bölümden örmeye başlıyorum. Bakınız şuradaki başlangıçtan örebiliriz. Hemen batıyorum. Bir. Bir tane zincirimi çektim. İpimi içeriye doğru alıyorum. Araya giriyorum iki zincirin olduğu yere bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Şuradaki bakınız ikisini aynı anda aldığım kısmın tepesine batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum. Araya batmadan kol altı olduğu için çok fazla yığdırmayalım. Araya batıyorum ve diğer ikisini aynı anda aldığım trabzanımı ikili olarak örüyorum ve diğer diğer trabzan araya batmıyorum İki zincirimin olduğu yere bir tane ve tepeye yine geliyorum bir tane örüyorum kol altımızı bu şekilde tamamlıyoruz bakın siyah ipimizin olduğu yönden yan askılarımızın olduğu bölümümüzü geçiyoruz yan askılarımızda her rengimizi ikişer tane trabzanımızı örerek tamamlayalım başını doluyorum 1 ve 2 başını doluyorum ikinci trabzanımı örüyorum yeşil rengime geçiyorum bir yeşil rengime geçiyorum iki tekrar bir ve iki bakınız hepsini başlangıç yerimize kadar zaten renk değişimleri ile gelecek başlangıç yerimizde birleştirerek kapatalım dolaşarak diğer yönümüze geldim ve siyah trabzanımın olduğu yere de iki tane trabzanımı ördüm ve başlangıçtaki iki tane zincir çektiğim yerle trabzanımın arasına gelerek batıyorum Sadece ipimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çekip sağlamlaştırdıktan sonra ipimizi koparıyoruz. Ve içe alarak gizliyoruz. Bu şekilde bluzumuzu da tamamlamış oluyoruz. Hem çok kolay hem de çok güzel, cıvıl cıvıl bir bluz çalışması oldu. Umarım beğenmişsinizdir çalışmamızı. Evet, içeriye doğru alarak gizliyorum ve ipimi temizliyorum. Evet, bluzumuzun son görüntüsüne de şu şekilde bakalım. Hem yetişkinler hem de küçükler için gayet şık ve güzel bir bluz oldu. Cıvıl cıvıl. Evet, umarım faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.